Öbür tarafa bakıyorum Galatasaray'a. Galatasaray'da bir şey dikkatimi çekti. Galatasaraylıların, daha doğrusu Fatih Terim'in çok beğenip de baş tacı yaptığı şey yedek Belanda. Adana Demirspor'da. Evet, oynatmıyor bu hoca pek. Ve ne zamandır da ben onu görmüyorum Adana Demirspor maçlarına. Şöyle bir bakıyorum. Yani ilk 11 oyuncusu olmaktan çıktı. Çıktı. Galatasaray, o zaman Galatasaray düşünsün bak. Sen oynatıyordun, bilmem ne diyordun, şu bu diyordun. Şimdi bak Adana Demirspor'da 11'de zorlanıyor, 11'e giremiyor. 11'de zorlanıyor. Adana Demirspor bir iki hücumunda topu iyi sokamadılar. Son tercihlerde hata i̇yi yaptılar. Değiller. Yoksa tehlikeli geliyorlar Balotelli, onlar. Balotelli de sinirleniyor. Dur bakalım hangisini yakalayacaksak onu seyredeceğiz yani. Böyle. Allah, orada pozisyon var diyoruz, oraya hocam dönüyoruz. Şimdi iki tane böyle önemli karşılaşmanın tabii aynı saatte olması, acaba neden birisi 17 maçları arasında alınmadı bilemiyorum ama. Değil mi? Belki hani yayıncının talebi desem yayıncının da işine gelmez. Biri 5'te olurdu mesela. Tabii bugün işte 5'te oynanan maçlar var. Başakşehir maçı da Antalya'daki maçta 5'teydi. Başakşehir fena değildi. O maça biraz baktım. Hocam Başakşehir. Onlar düzgün oynuyorlar ve ben sana söyleyeyim mi? Şu anda 3. sıraya çıktı. Trabzon'dan sonra 2'ye en yakın takım o. Yani 2'ye hak eder top oynuyorlar şu anda. Kontrollü oynuyorlar. Yani ne oynadıkları belli. Takım tertibi belli. Yani Emre orada bayağı bir işler yapmış. Haftaya Başakşehir Trabzon maçı var. Tabii. İyi maç olur. İyi maç olur. Önce Trabzon buradan çıksın bakalım hocam. Tabii. Önce maç çıkacaksın. Maç bakmak lazım. İyi oynamıyor şu ana kadar Trabzon. Galatasaray kendi sol kanadını, Adana Demirspor'sa az önce de söylediğim Yunus Akgün'ün de olduğu sağ kanadını daha etkili kullanıyor. Yani Galatasaray takımında da aslında Ömer Bayram falan orayı etkili kullandı. Soldan geldiler, bir iki oradan ceza sahasına girdiler ama yani orada da yani çok fazla kale önü tehlikesi yok. Bir Muhammed'in bir pozisyonu Galatasaray vardı. Galatasaray şeye dikkat ediyorum. Frih kazanıyor mesela. O roman atıyor. Çıkındağ geçen maçta da attı mesela. Attı. İyi kullanmıyor. Daha başka bir şeyler yapmaları lazım. Mesela bir korner çalışmaları, ne bileyim duran top çalışması yok Galatasaray'da. Vuruyorlar dışarı gidiyor ki ceza alanı civarı güzel yer oralar. İyi yerlerden geçen haftada yani evet. Geçen hafta derken hafta sonunda da oldu evet. Benzer noktalardan. Evet. Yine iyi değerlendiremedi Galatasaray. Yani demek ki çalışmıyorlar abi, duran top çalışmıyorlar. Hiç gördün mü Galatasaray'ın şöyle bir özel bir organizasyon korner, hatırlamıyorum. Serbest vuruşlarda bir zaten şey yaptı. Zaten kornerden bir tane golleri var hocam. Yani 200 küsur tane kornerde bir tane gol. Şeye bakıyorum. Yani Adana Demirspor Galatasaray maçında iki takım toplam 10 kez ceza sahasına girmiş. Rakip ceza sahasına birisi 4, diğeri 6. Hani düşük rakamlar bunlar. Yani bir takım normalde Adana bir devrede Demirspor bu kadar geliyor. Daha az geliyor gözüküyor ama iyi, yani son topları kullansalar daha iyi pozisyonlar olacak. Evet. Kullanamıyorlar. Hocam. Daha az geliyorlar ama daha etkili geliyorlar. Öte tarafta Adana'da da Galatasaray'ın şöyle bir bakıyorum. Galatasaray'da da bugün işte Van Arnold, Yedlin kenardalar. Babel, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofyan Feghouli. Orada da ofansif anlamda farklı alternatifleri var, opsiyonları var. Bekleri de değiştirme imkanı var ama Ömer Bayram bugün iyi oynuyor. Adana'da da Akintola'yla şey kenarda Hasan Bolonga, onlar da hücum anlamında çok tehlikeli oyuncular. İlerleyen dakikalarda 60'tan sonra mı düşünüyor? Olabilir. Orada da bir şeyler olabilirdi. Hamleler yani, gelebilir tabii. Yani. Onun elinde var bayağı silah. Var hocam. Belhanda'yı bilmiyorum yani şans verir mi bilemiyorum. Eski takımı hakemler falan. Açısından bir tarafta Arda Kardeşler, diğerinde Ali Şansalan. Farklı şekillerde biraz konuşuldu Arda Kardeşler'in VAR performansı konuşuldu biliyorsun. Değil mi? Evet. Hocam ne diyelim ki hakemler için, yani zaten yeteri kadar herkes konuşuyor. Biz de konuşuyoruz haliyle. Bilmiyorum ne yapacaklar, ne edecekler. Şeyi merak ediyorum. Geçen maçın hakemini, Galatasaray maçının hakemini ceza mezadan bahsediliyor basında da. Neyin cezası var bilmiyorum yani. Ben anlayamadım. Herhalde o konuşmaya falan mı diyorlar? O diyaloğa girmesi. Ya yani. Yoksa maçta idare maçı. İyi maç idare etti çocuk. Kötü maç idare etmedi. Yani
ceza ama konuşma olaylarına belki takılabilir şey. Onu da söylemiştik biz Ali Palabı'ya vereceklerdi ama bu Fatih Terim geçen konuşunca basın toplantı ya bu niye verilmiyor filan deyince vereceklerdi, he, vermemişler. Önünü kesmiş oldu yani, Fatih hocam. Fatih konuşunca verdik dedirtmemek için diye geldi bana. Anladım, muhtemeldir. Duyum yani. Olabilir hocam, duyum. Haklısın. Olabilir. Duyum. Peki yavaş yavaş toparlayalım karşılaşmadan sonra. Her iki maçı birden Adana Demirspor Galatasaray ve Altay Trabzonspor karşılaşmalarını detaylı bir şekilde görüntüler üzerinden konuşacağız, değerlendireceğiz. Pozisyon pozisyon ele alacağız. Öyle düşünüyorum, tartışılacak böyle kritik bir pozisyon var mıydı diye. Şeye falan bakarız. Yani offside'ları falan da bakacağız orada. Orada kaçan var mı? Var mı diye. Bir iki yerde bir faul vardı. Kart olabilir miydi? Görüntüler üzerinden konuşacağız diyelim. Sözü scoreboard'a bırakalım. Ardından takım oyununda birlikte olacağız efendim.